Evet kıymetli dostlar, Kadıköy Sokak kanalının müdavimleri, sevgili arkadaşlar, önce bir açıklamayla başlamak istiyorum. İkinci kanalımıza mutlaka ama mutlaka abone olalım. O kanala da dostlarımızı davet edelim ve onları da abone edelim. Oradaki videoları, o kanaldaki videoları sonuna kadar izleyip beğeni ve yorumlarımıza da destek verelim. Hani yedi düvel bize düşman, o halde biz bize yetelim. Biz birbirimizi destekleyelim. Kadıköy Sokak 2 yazdınız mıydı aramaya arkadaşlar? Kanalımız çıkacak. Şu şekilde bir kanalımız. Yani an itibariyle abone sayımız 3500 civarında ama sizleri oraya taşırsak hem orası büyür hem orada istediklerimizi daha rahat gerçekleştirebiliriz. Kanal 2'ye ayrılacağı için arkadaşlar şikayetlerden de kurtulmuş oluruz. Benden söylemesi, benden rica etmesi. Bakın burada şöyle kısa bir özet geçeyim. Dernek başkanları Ali Koç için geliyor diyerek başlayayım. Ya Fenerbahçe dernekleri, yani Ali Koç'ta tam olarak ne buldular? Tam olarak neyinden memnun oldular? Ben anlamıyorum. Kafam basmıyor. İdrak edemiyorum. Ama bir şeylerden memnun olmuşlar ki Ali Koç'un bir daha başkan adayı olması için, bakın bir daha başkan adayı olması için pazar günü, yani yarın toplantı yapacaklarmış. Pazar günü saat 16'da olduğunu duydum arkadaşlar. Hani benim bilgiler bu şekilde. Bilmiyorum ne kadar doğru, ne kadar yanlış. Ama böyle bir şeyi duydum arkadaşlar. Haberiniz olsun. Ha diyeceksiniz ki ya hocam onlar görüşecek diye, şöyle olacak, böyle olacak diye illa Ali Koç başkan adayı olacak mı? Ben onların görüşmesini kenara attım. Onlar benim umurumda değiller. Niye umurumda değil? Ben Ali Koç'un sözüne bakarım. Ne diyordu Ali Koç? İstenmeyen yerde durulmaz. İşte istenmeyen yerde duran kişi karaktersizdir. Şöyle karaktersizdir, böyle karaktersizdir falan filan diyor muydu? Diyordu. Ben demiyorum, Ali Koç diyordu. Ek olarak şu an hani Ali Koç'ta devam edilsin diyen arkadaşların tam olarak neye hizmet ettiklerini de ben çözemiyorum. Hani ortada nasıl bir başarı var? Neyin arkasından gidiyorsunuz? Neyi destekliyorsunuz? Onu da anlamıyorum. Yani bir şekilde idrak edemiyorum ya. Kafam basmıyor. Çözemiyorum da. Hani tam olarak derdinizi de anlayamıyorum. Derdinize bir derman olayım desem o da yok. Yani bir garip, bir tuhaf, bir çeşit işler arkadaşlar. Fenerbahçe'nin başında olan işler. Ama bir yerde de biz hak ediyoruz diyorum. Çünkü bu kadar bağnazlık olmaz. Bu kadar tutulmamaz. Yani para karşılığı savunuyorsanız dahi yanlış. Fenerbahçe'yi paraya satıyorsunuz demektir. Ali Koç 6 senedir başarısız. Bu sene ekstra başarısız. Niye ekstra başarısız? Mükemmel kadroya rağmen ekstra başarısız. Demek ki abi bir şeyleri de artık kendimizde arayalım. Bugün de Saran'la görüşmesi var da bakalım ne çıkacak sonuç, onu da merak ediyorum. Mbappe resmen Paris Saint Germain'den ayrıldı. Arkadaşlar Ali Koç devam ederse Mbappe'yi getirecekmiş. Bir de Neymar'ı getirecekmiş. %100 bilgi arkadaşlar. Desem hocam Ali Koç'la devam edelim, Mbappe Neymar gelecek der misiniz? Yoksa hocam Ali Koç olduğu müddetçe bizi şampiyon yapmazlar mı dersiniz? Yoksa hocam siyasi iktidar bizi şampiyon yapmaz mı? Ben bugün bir araştırma yaptım. Siyasi iktidarın en yüksek oy aldığı tarih ne zaman? Fenerbahçe'nin 100. yılda şampiyon olduğu zaman. Ya şampiyon yapmayacak olsalar o zaman yapmazlar. Engelleyecek olsalar. Demek ki sıkıntı Ali Koç'ta. Biraz da bunu düşünmek lazım. Öyle değil mi? Ha gerçi o 3 Temmuz'dan önceydi. Yani sosyal medyaya bakıyorum, çok enteresan iddialar var. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Mbappe'nin Fenerbahçe'ye gelme ihtimali var mı? Neymar'ın gelme ihtimali var mı? Niye Mario Branco gider görüşür ayarlar? Niye olmasın arkadaşlar? Ha onu, bunlara inanıyorsanız Ali Koç'un başarılı olacağına da inanın. Yani hayal dünyasında yaşayıp gerçekleri çarpmayın. Ha Fenerbahçe'den Avrupa'ya dev çıkartma diye haber görüyorum. Jose Mourinho. Fenerbahçe Jose Mourinho'yu getirecekmiş. Bak getirmişken Mbappe'yi, Neymar'ı da getirelim. Çok iyi olur bak. Vallahi bak. Yanına da yarım kilo turşu getirsinler orada. Kurdukları patlaklara, bidonlarla falan turşu getirsinler. Salça falan getirsinler. Erol Bilecik açıklama yapıyor falan. Erol Bilecik Galatasaraylı. Ya arkadaş, adamın eşi Galatasaraylı, oğlu Galatasaraylı, kendi Fenerbahçeli, kızı Fenerbahçeli. Yani karışık bir aile. Ya kibar nazik de bir beyefendi. Adam geçmişte Galatasaray maçını izleyeceğim şöyle böyle dedi diye adamı Galatasaray'ın ilan ediyorsun. Çok garipsiniz gerçekten ya. Vallahi çok ilginç, garipsiniz. Ha siz kimi Galatasaray'da ilan edin biliyor musunuz? Ali Koç'u hala tutup da hala şampiyonluğa inancı olanları Galatasaray'da ilan edebilirsiniz mesela.
Hem diyor ki ben varken bizi şampiyon yapmazlar, hem gidip başkan adayla tekrar. Hem diyor ki delikanlı adam sözünde durur, hem diyor ki başkan aday olmayacağım deyip şimdi acaba diyor. Jose Mourinho için de bir şey söyleyeyim. 12 milyon euro cash kendine para istemiş. Paranız varsa alalım. Hemen şimdi alalım Jose Mourinho'yu. Güzel adamla vallahi iyi parayı basıp alırız. İyi de olur. Az da yakar. Yani bu modeller, bunların hashbeği de tutuluyor. Biz ne konuşuyoruz ya? Biz ne konuşuyoruz abi? Neyin derdindeyiz biz? Allah aşkına yapmayın etmeyin ya. Kendi kendimize bir tiyatronun içindeyiz. Kendi kendimize bir rezaletin, bir saçmalığın içindeyiz. Kendimizi kandırıyoruz ya. Yapmayın, gözünüzü seveyim ya. Ya başka Fenerbahçe yok diye bu hale geldik ama ya Fenerbahçe'yi de bu kadar yerin dibine sokmayalım ya. Olmaz mı? Ya o zaman 12 milyon euroyu ne Ali Koç verebilir ne Saadettin Saran. Hocam iyi de o zaman ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Bu haberler niye yapılıyor? Keriz silkeleme. Hocam keriz kim? Altı senedir başarılı olamayan başkandan şampiyonluk bekleyip gel tekrar başkan ol diyen kişiler bir düşünsün bakalım kimmiş. Fenerbahçe'de kaptanlara veda diyor. Bu arada Aziz Yıldırım gizliden gizliye çalışmalarını sürdürüyor. Saadettin Saran'la Ali Koç'un bir görüşmesi vardı bugün, bakalım ne sonuç çıkacak. Saadettin Saran'ın da karakterini bugün göreceğiz, biliyor musunuz? Yani ne kadar Fenerbahçeliymiş, ne kadar sözünün eriymiş bugün göreceğiz. Ben Ali Koç'un yönetiminde asla olmam, birbirimize çelişiriz dedi mi? Cuma'ya kadar izin veriyorum açıkladı açıklamadı, ben başkan adayım dedi mi? Beni bu yoldan kimse döndüremez, ben bu yola baş koydum dedi mi? Bakalım bugün onu da göreceğiz. Kaptanlara veda kararı. Fenerbahçe kaptanları Edin Dzeko, Mert Hakan Yandaş, Serdar Aziz. Serdar Aziz Fenerbahçe'nin kaptanı ise zaten biz kulübü kapatalım. Gerek yok. Mert Hakan Yandaş Fenerbahçe'nin kaptanı iken biz kulübü kapatalım. Emre Mor'la kavga ettiği iddiaları var. Mesela Emre Mor'un bu yüzden gittiği iddiaları var, biliyor musunuz? Bir de ben şeyi çok merak ediyorum. Bir insan aynı salaklığı kaç kere yapar? Mesela Steven Colker'ı getirmişsin. Marcelo Bielsa ile anlaşıp getirmişsin. Bielsa demiş ki iyi, ben onu tanıyorum, İngiltere'den alalım. Bielsa'yı getirememişsin ama Colker devam etmiş. Yerine getirdiğin Vitor Pereira'da Colker'ı istememiş, göndermişsin. Sonra da Colker'lır yeni Çin'de kalır demişsin. Colker'a tazminat verip sözleşmesini feshetmişsin. Yetmemiş Ryan Kent'i getirmişsin. Teknik direktör olarak getirdiğin İsmail Kartal, ben bu Kent'i oynatmam diyerek, egosunu tatmin ederek, Fenerbahçe'nin üzerine egosunu çıkartarak çocuğu oynatmamış ama o kadar zeki bir teknik direktör ki İsmail Kartal, Avrupa listesine yazacak kadar güvenmiş oyuncuya. Avrupa'da oynatacak kadar güvenmiş ki oynatmış da. Yani ligde oynatacak kadar iyi bir oyuncu değil ama Avrupa'da oynatacak kadar iyi bir oyuncu. Yemin ediyorum müthiş bir zeka. Hani anlamayanlar için şöyle örnek vereyim. Arkadaşlar Fenerbahçe'nin bir futbolcusunun Alanyaspor'a gitme ihtimali mi daha yüksektir? Olympiakos'a gitme ihtimali mi daha yüksektir? Ya da hangisine aynı paraya verecek olsan, aynı paraya demeyeyim, hangisine desen ki al oynat, oynama garantisine gönderiyorum desen, hangisine hani parasını da ben vereyim desen gider. Alanyaspor'a tabii ki. Niye? Parasını sen vereceksin. Süper Lig daha kolay. Oraya gitmesi daha ihtimal. Yani 2 saat izah etmeye gerek yok. Ne demek istediğimi anladınız. Bu arada Dzeko'ya Avrupa'dan Suudi Arabistan'dan teklifler olduğunu falan yazmış sosyal medya. Nereden öğrendiniz ki bu duymuyor? Allah Allah. Sadece Kadıköy Sokak kanalında konuşuluyordu. Mert Hakan'la uzatılacak. Mert Hakan'ın gittiği yok. Ali Koç devam ederse uzatılacak. Ali Koç'a yakın bir isim devam ederse de uzatılacak. Serdar Aziz kısmi kadro dışı. Serdar Aziz'in yolu açık olsun. Çağlar Söyüncü ile devam edilmeyecek. Oğuz Aydın merhaba günaydın arkasında duruluyor. Ha bu arada kaç kere aynı salaklık yapılır demişken Colker'ı söyledik. Kent'i söyledik. Levent Mercan'ı unutmayın. Levent Mercan'la her konuda anlaşma tamam. İmzalar atıldı. Levent Mercan Fenerbahçe'nin sporcusu. Hat-trick yaptı Ali Koç gitmeden. Ya da gidecekse, gitmeyecekse bile hat-trick yaptı. Dzeko Suudi Arabistan'a iyi bir teklif almış bu arada. Şimdi Fenerbahçe'de bir sıkıntı var. Zorlu sınav öncesi kadro sorunu. Nedir o sınav? Kayseri Spor maçı. Ne sorunu? Kadro sorunu. Kimin sorunu? İsmail Kartal'ın sorunu. Ulan dangoç derler adama. Takım milli araya girerken
iyi bir ivme de 2 puan geride falan filan. Çok mühim değil 2 puan geride olması. Galatasaray yenip şey yaparsın, umudunu taşırsın. 14 gün milli ara, 6 günde Süper Kupa tarihinin ertelendiğinden dolayı yani 20 gün oynamayacaksın. 20. günden sonra gidip Olympiakos maçı, sonrasında yine lig maçı ve Olympiakos maçı yapacaksın. Sen çeşitli triplere giriyorsun. Oyunculara daha önce yükleme yapıp sakatladığın oyunculara bir daha yükleme yapıp bir daha sakatlıyorsun. Bunun adı Fenerbahçe'ye sabotedir. İsmail Kartal Fenerbahçe'ye sabot etmiştir. Artık ben kötü teknik direktörü, iyi teknik direktörü geçtim. Fenerbahçe'ye düşman olduğunu düşünmeye başladım ya. Vallahi billahi düşman olduğunu düşünmeye başladım. Bu kadar egolu konuşma, bu kadar kibirli konuşma, kimseyi takmama yetmez gibi yükleme yapacağım, yükleme yapacağım. Tamam ben de kabulüm. Sezon başında takım doğru düzgün yükleme yapmadı. Eyvallah, hepsine kabulüm. Hepsine kabulüm. Lafım yok. En önemli maçların gelirken bak, Galatasaray, Olympiakos maçı, Sivas deplasmanı, tekrar Olympiakos maçı. Bence Fenerbahçe'nin en önemli 4 maçıydı. En önemli 4 maçıydı. 4'te 4 kazanmış olsaydı, Süper Kupa apoletini alsaydı Galatasaray'ı foslatırdı. Olympiakos'u yenseydi ilk maç berabere kalsaydı, ikinci maç yine yenerdi. Olympiakos'ta Galatasaray maçına çıkmayan futbolcuları salak salak dinlendirmek yerine, salak bir rotasyon yapmak yerine az kadroyla çıkıp işi orada bitireyim, Kadıköy'de nasıl olsa yenilsem de sıkıntı yok deseydi, biz Olympiakos'u orada yenerdik. Hani Galatasaray maçını yine saymıyorum, hadi bir tepki gösterdi falan. Sivas maçına yani gerçi Sivas maçı ikinci maçtan sonraydı. Hani o arada yine bir maç vardı. Anlatabiliyor muyum? Demek istediğimi anlayın diye söylüyorum. Ha, yanlış anlamayın. Biz Olympiakos'u da elerdik. Sivas'ı da yenerdik. Hadi Galatasaray maçını anladım. Neyse. Aston Villa'nın rakibiydik. Biz Aston Villa'dan korkumuza belki de İsmail Kartal'ın Aston Villa korkusuna çıkamadık. Demek ki Türk teknik adam getirirsen Avrupa'da korkacaksın. Korkak teknik adamla Avrupa'ya çıkacaksın. Futbolcuların iyi bile olsa böyle olacak. Buna da iyi dikkat etmek lazım. Neyse. İsmail Efendi onu sakatı. Ya milli takıma gidiyor İsmail Yüksek. Geliyor sakatlanıyor. Böyle bir salaklık var mı? Ferdi gidiyor geliyor, gelince sakatlanıyor. Fred hiçbir şey yapmıyor. 20 gün boyunca dinlenmesine rağmen sakatlanıyor. Biraz da saboteyi burada ne? Ya Ertuğrul Karanlık Fenerbahçe'nin düşmanı hain, ya İsmail Kartal Fenerbahçe'ye ihanet ediyor diye. Daha önce konuştuğumda hain ilan ediyorsun. Şimdi bir düşünün. Şimdi İsmail Yüksek sakat. Kimden dolayı? Hangi cahilin yüklemesinden? İrfan Can Kahveci sakat. Hangi cahilin yüklemesinden? Bir hafta takım dinlendi. Hadi 3 günde bir maç oynuyoruz, 4 günde bir maç oynuyoruz. Hakemlere buluyorduk, zeminlere buluyorduk. İsmail'le İrfan Can Kahveci bir hafta boyunca maç yapmadı. 10. günde maç yaptılar. 10. günde maça çıktılar. Hangi hainin yüzünden sakatlandılar? Osay Samuel hangi hain sakatladı bunları? İrfan'la Osay son maçta sakatlandı. İsmail hadi Beşiktaş maçında sakatlandı. Hangi hainin yüzünden sakatlandı? Hadi eğri oturalım, doğru konuşalım. İsmail Kartal hain mi diye soruyorum ben size. Mert Müldür sarı kart cezası. Niye sarı kart cezası biliyor musunuz? Teknik direktör orada kaloriferci gibi durmuşken gidip kenardan hakeme itiraz edip sarı kart diyor. Teknik direktörü etmiyor, öbürü etmiyor. Yani neyse, daha bir şey demek istemiyorum. Mert Müldür de sarı kart cezası, oynayamayacak. Osterwold de Allah'tan iyileşti. Vücudu iyiymiş de iyileşti çocuğun. Onun sakatlanma sebebi de malum şahıs. Ferdi'yi sağda, Osterwold'i solda oynatabilir. İşte Ciku, Çağlar ya da Ciku Bekao yapsın. Çağlar da artık gerek yok. Ama tabii Türk kuralı, yabancı kuralı mecbur. İsmail'in yedeği Crespo'yu falan gönderip Krunic gibi süperstar almak. İsmail Kartal illa alacağım, illa alacağım, illa Joshua King. Bak İsmail Kartal'ın hainlikleri ya. Joshua King İsmail Kartal'ın ihaneti Fenerbahçe'ye. Son 3 maç kaldı. İkinci devre boyunca biz yabancı hakkını birinde kullanamadık. Galatasaray'a hizmet etti resmen İsmail Kartal ya. Ya Lincoln'un sözleşmesi yapılsa Tadic'i yedekler, Szymanski'yi yedekler, Fred'i yedekler, Ferdi'yi yedekler. Oynat. King'i iptal etseydik oynat. Krunic'i hiç getirme. Crespo'yu oynat. Yeterdi. Vallahi yeterdi. Billahi yeterdi. Zayt'sın sözleşmesini feshetseydin devrasını. Arkadaş olmuyor seninle. Kentin lisansını çıkarsaydın. İddia ediyorum biz Olympiakos'u elenmezdik. Puan farkı 6 olmazdı. Ama İsmail Kartal Efendi
böbürlenen İsmail Efendi sağ olsun. Şimdi Cengiz muhtemelen İrfan'ın yerini oynayacak. Cengiz'deki düşüş sizce niye? Hocam kendine iyi bakmıyor. Çağlar geldikten sonra gece hayatına çok düştü bilmem. Bomba şu bu falan filan. Lan bir geçin lan. Bir geçin hayal dünyasından bir çıkın. Herif gitti İstanbulspor'a 4 gol attı. Ertesi hafta kadroya alınmadı. Siz Cengiz olsanız ne dersiniz? Ulan ben 4 gol atıyorum. Ertesi maç oynamıyorum. Bana 15 milyon euro verildiler. 15 milyon euroyu çöpe atıyor. O zaman bu teknik direktör falan değil dersiniz. Hocam sen de bu zamana kadar İsmail Kartal'ı savundun ama şimdi kötülüyorsun. Ben size her zaman ne dedim? Matematiksel olarak şansımız devam ettiği müddetçe dünyanın en kötü teknik direktörü de olsa ben destek veririm. Çünkü ben Fenerbahçeliyim. Olur ya derim lan ben yanlış görüyorumdur. Olur ya insanları da hani şey yapmayayım. Kitleler halinde gidip de adama düşman etmeyeyim. Olur ya belki sıkıntı bendedir. Ama matematiksel olarak işler bittiği anda biz Türkiye Kupası'ndan niye elendik? Teknik direktörümüzün angutça rotasyonuna elendik. Biz konferans liginden niye elendik? Maç oynamadığımız dönemde, futbolcuların dinlendiği dönemde. İzah edin. Öyle değil mi? Biz Süper Kupa'ya niye çıkmadık? Hocam haksızlıktan dolayı. Haksızlıktan dolayısa oraya topladığın kongreden Ali Koç Efendi sadece Türkiye Kupası'na çıkmamak değil, ligden çekilmeyi de oylayacaktın. Yetkiyi alacaktın, kullanmayacaktın. Ama yetkiyi alacaktın. Tadiç dua ediyoruz bir şey olmasın diye. Şimanski son haftalarda düşüşte. Vay babam vay. Dzeko bir ayrı havalarda oynuyor dert, oynamıyor dert. Batshuayi'nin haftalarca hakkı yenildi. Fatih Karagümrük'ten Galatasaray'ı yenmesini bekliyoruz. Artık Galatasaray lobisi izin verirse. Neyse. Oğuz Aydın teklif ediyor Fenerbahçe'den. Oğuz Aydın'a teklifte bulunduk. 4-5 milyon euro istiyorlar. Normal. Yani iyi bir oyuncu. Scouting yaptığımız oyuncu ama Alanyaspor'un Galatasaray'a yaklaşımı, federasyon çok iyi, hakemler çok iyi yaklaşımı sana babayı alırsın demeye getiriyor. Ben şeyi de çok merak ediyorum. Nasıl becerdik de Fenerbahçeli başkanı olan Adana Demirspor'u kendimize düşman ettik? Nasıl becerdik de başkanı Fenerbahçeli olan Sivasspor'u yıllarca kendimize düşman ettik? Şampiyonluklarımızın gitmesine sebep oldular, bize çelme taktılar. Nasıl becerdik de yani başkanı Fenerbahçe olan Alanyaspor'u bize karşı düşman, Galatasaray'a karşı aslan yaptık. Yanlış anlamayın beni. Ben kimse bize yatsın, satsın demiyorum. Çaykur Rizespor Fenerbahçe'ye yakınlığıyla bilinir. Sivas yakınlığıyla bilinir. Alanya'nın başkanı Fenerbahçe'ydi. Adana Demir'inki Fenerbahçe'ydi. Hani tek tek saydırmayın bana. 10 tane kulüp sayarım böyle. 10-10 2 tane maç 60 puan. 60 puan seni şampiyonluğa taşırdı. Galatasaray bunu yıllardır yapıyor. Biz bunun adına şu diyoruz, bu diyoruz. Adam başkanı Fenerbahçeli olan takımla bile gidip bir şekilde gönül ilişkisi kuruyor. Biz ne yapıyoruz da milleti düşman ediyoruz? Ya da onlar hangi cümlelerle gönül ilişkisi kuruyor? Gaziantep. Ben size söyleyeyim 6 puan garanti. Pendik 6 puan garanti. Samsun 6 puan garanti. Trabzonspor 6 puan garanti. Kayserispor yani. Son zamanlarda bir direndi. Direnmesine rağmen Ali Çamlı Galatasaray. Ondan sonra başka 3-5 de Konyaspor. 6 puan cepte olan takımlar. Başakşehir 6'sı cepte olan takım. İstanbulspor mesela şu bu falan filan. Hani herifler bir şekilde sistemi kuruyorlar. Bizimki ise. Aziz Yıldırım'ın adaylık yorumu Ali Koç sözünde duracak mı göreceğiz. Ben şunu söyleyeyim. Aziz Yıldırım aday olacak. Kesinlikle olacak. Ali Koç da sözünde duracak mı hiç sanmıyorum. Dursun Özbek ahlaksızca, ukalaca, insani değerleri ya Dursun Özbek'in insani değerleri yerlere alarak yapmış olduğu açıklamaya Fenerbahçe kulübünden de bir açıklama var. Keşke Beşiktaş kulübünden de ağır açıklamalar olsa. Hani bak Fenerbahçe açıklama böyle yapılır diye. Depremzedeler için konut yapıyoruz. Fenerbahçe diyor keşke bizimle burada yarışsaydı. Sahada nasıl olsa geçemiyorlar bizi de ha 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 falan yapıyor. Milletin orada acısı var. Milletin binlerce sevdiği ölmüş. Orada bunu yapıyor. Ve bu herifi itekliğe kaktıra şampiyon yapıyorlar. Yazık. Çok 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 yazık. Biz nerede yanlış yaptık? Ya da bunlar nereden bağlantılarla bunu yaptılar? Ben demiyorum Erden Timur diyor. Bir yapı var diyor. Bir örgütsel bir yapı var diyor. O örgüt o yapı diyor şampiyonu belirliyor diyor. İki senedir neyin karşılığında kendilerine şampiyon yaptırdılarsa. Ertem Şener ne diyor? Deprem zamanı Galatasaray 250 konut sözü vermişti. Ali Koç'u aramışlar. Ali Koç ben karşılayamam deyince Erden Timur ne olacak? 250 dersin 500 tane 100 tane yaparsın demiş diyordu. Buna bile cevap veremediler.
Ve yine Dursun Özbek'ten utanç verici olay. Galatasaray bunu hep yapıyor. Yazık. Şekip Mosturoğlu'nu seçti kongre üyeleri. Aziz Yıldırım'a bir mesaj var. Anlaması lazım. Dursun Özbek'le, Erden Timur'la, ne bileyim Mehmet Büyükekşi'ne falan Erol Bilecik, Ali Koç, Mali Koç baş edemez. Hani pembe Fenerbahçe taraftarı var ya, Polyanlacılar. Pembe taraftarımız. Pembe taraftarımız azıcık beynini çalıştırsın, görsün gerçekleri. Aziz Ali Koç giderse borca batarız, kulübü satarlar, parasız kalırız. Ali Koç kaldığımız için şampiyonluğa hasret olursunuz. İyice yerin dibine gidersiniz. Ben size gururlanacağınız Fenerbahçe'yi vaat ediyorum. Bu Fenerbahçe'yle gururlanacak kadar yavşak mısınız? Bu Fenerbahçe'yle gururlanıyorsanız yavşaksınız. Ben gururlanıyorum. Bak 6 senedir şampiyonluk yok. Süper, dünyanın en büyüğü. Yavşağın önünde gidersiniz o zaman. Kusura da bakmayın abi. Bu Fenerbahçe'yle gururlanıyorsanız o zaman bende sorun var. O zaman bende bir gerizekalılık var. Neyle gururlanacaksın? 6 senedir Türkiye Kupası'nı kazandık. Gururlanın. Şeytan kupası kazan. Gururlan. Yapın bunu. Yavşağın önüne gidersiniz o zaman. Ya sözünü tutmayan adamı hala başkanlığa niye seçme çabasındasınız? Aylık kaç lira alıyorsunuz? Hani 69.500 ya bu kanalın abonesi. 69 bin lira falan alıyor musunuz? Yoksa başka türlü savunulacak bir şey değil de o yüzden soruyorum. Peki şeyi de çok merak ediyorum. 60-70 bin lira falan verseler PKK'yı falan da savunur musunuz? Vallahi dost acı söyler, hiç kusura bakmayın. 60-70 bin lira savunur musunuz? Onu merak ediyorum ya. Yarın birileri size PKK'dan falan ulaşıp hadi bizi de savun falan der bitse savunur musunuz? Ali Koç Fenerbahçe'nin en başarısız başkanıdır. Hem Fenerbahçe'yi millete düşman etmiştir, hem Fenerbahçe'nin kadro kalitesine. Şimdi en azından bu seneki kadro kalitesi iyi de kaçı kalacak? Kaçı gidecek? Kaçının acaba yıllık ücretini ödeyebileceğiz? O da ayrı mesele. Kadro kalitesini düşürmüştür bu sene hariç. Hem de Fenerbahçe'yi hem sahada hem saha dışında madara etmiştir. Ses çıkarmamıştır. Sivas'ta Fenerbahçe katledildi, ses yok. Konya'da o kırmızı kartı yemesi lazım elemanın, ses yok. Demek ki Fenerbahçe'yi yalnızlığa iteklemiştir. Fenerbahçe'yi yalnız bırakan başkanı seçmek isteyen kişiler de Fenerbahçe yalnız kalsın istiyordur. Net olarak Fenerbahçe düşmanıdır. Ali Koç'a göre ne var? O FETÖ'cü, bu FETÖ'cü, bu FETÖ'cü, bu FETÖ'cü. Hiç düşünmüyor musunuz? Yarın bir gün Ali Koç'u savundunuz diye sizi de FETÖ'cü ilan edenler çıkacak diye. Hiç düşünmüyorsunuz değil mi? Düşünmeyin. Ben şunu da söyleyeyim. Hocam sen de işte kanal büyüsün diye bir şey savunuyorsun. Lan vallahi de billahi de Fenerbahçe şampiyon olsa şura 69.500'de mi kalır? Alttaki 3.500'de mi kalır? Fenerbahçe şuradan çevirse, şampiyon olsa çok büyük iddia ediyorum. Bak Eylül ayı, Eylül 2024'te şura 120-150 bin. Aşağıdaki en kötü 50 bin, 60 bin. En kötü. Ulan daha çok kazanılır işte. Daha çok kazandırır, daha büyük kitleye ulaşırım. Ulan ben Fenerbahçe'nin menfaatini, şampiyonluğunu kanalım büyüsün diye değil ya. Gönülden sevdiğim için, aşık olduğum için istiyorum. Siz de bunun için isteyin. Umarım demek istediğimi anlamışsınızdır. Pek sanmıyorum ama. İnşallah demek istediğimi anlamışsınızdır. Ha görüyorsunuz kimlerle mücadele ediyorum ben bir de. Ben bir de para almadığım gibi kimlerle mücadele ediyorum. Ne kadar Fenerbahçe düşmanı var hepsine mücadele ediyorum. Saldıralım, şikayet edelim, spam attıralım. YouTube yönetimi kafayı bize taktı. Niye? Spam geliyor. Sürekli herkes şikayet ediyor. Binlerce kişi şikayet ediyor. Demek ki bu herifte bir sıkıntı var diyor. Bunlarla mücadele ediyorum. Ha ben yorulup yılarsam, benim gibiler yorulup yılarsa sosyal medyayı da bunlara bırakırsanız tebrik ederim. Size rica ediyorum. Lütfen ikinci kanalımıza da abone olun. Hiçbir şeyiniz eksilmez. Bak orada günlük daha çok video atıyorum. Bilginiz olsun. Canlı yayın falan da yapıyorum. Hani burada şikayetlerin ardı arkası kesilmiyor. Yorumları göremiyorum. Yaptığınız yorumları göremiyorum. Üyelikler görünmüyor. Yani destek istiyorum. Öbür kanala geçin diyorum. Şunu yapmaktan bile aciz olup da ben Fenerbahçeliyim, sen Fenerli misin falan filan yazmaktan artık vazgeçin. Ya benim gibileri ortaya atsınlar, yem etsinler, yesinler çakallar, itler, köpekler yesinler, domuzlar yesinler, sizler de keyiflenin ya da birlik olalım. Size bırakıyorum. Görüşmek üzere.